Atilla Bey merhaba. Merhabalar. Bugünkü konumuz astar. Bitümlü membran uygulamasında astar niçin kullanılır? Birçoğunuzun bildiği gibi bitümlü su malzemesi üreticileri, bitümlü yalıtım membranları üreticileri bitümlü malzemelerin kullanılmasından önce astar kullanmanız gerektiğini size söyleyeceklerdir. Dolayısıyla eğer bir bitümlü su yalıtım membranı uygulaması yapacaksak bu membranın en iyi performansı sağlayabilmesi için mutlaka ve mutlaka uygulama yüzeyine astar sürmemiz gerekiyor. Peki astar nedir? Astar, yani diğer ismiyle bitüm astarı, membranın yüzeye daha iyi yapışmasını sağlamak için kullanılan bir malzeme. Sürme bir malzeme sonuçta bu. İki değişik tipi var bu malzemenin. Birincisi, su ile modifiye edilen, bitümün su ile modifiye edildiği bir tip olan bitüm emülsiyonu. İkincisi ise bitümün solvent ile modifiye edildiği bitüm solüsyonu olan bir malzeme. Bitüm emülsiyonu gözenekli yüzeylere çok iyi bir şekilde nüfuz ederek bitümlü membranın çok iyi yapışabileceği bir yüzey oluşturuyor. Çok da ucuz ve ekonomik bir malzeme bu aynı zamanda. Bitüm solüsyonu ise hızlı bir şekilde uygulama yapılması gereken yerlerde kullanılan bir malzeme. Solvent esaslı olduğu için çok çabuk kuruyan bir malzeme. Bu nedenle tercih edilebiliyor. Ayrıca metal ve parlak yüzeylere, çok düzgün yüzeylere yapılan uygulamalarda da bu tip bir malzemenin kullanılması gerekiyor. Doğal olarak birazcık daha pahalı bir malzeme. Bitüm astarı niçin gerekli? Bitüm astarı şöyle böyle eritilerek uygulanan ya da kendinden yapışkanlı membranların yüzeye çok daha iyi yapışmasını sağlayan bir malzeme. Yani bunu kullandığınız zaman çok güzel bir yüzey elde ediyorsunuz bitümlü membranın yapışması için. Ve membran bu yüzeye çok daha iyi bir şekilde yapışıyor. Ama tabii bunu kullanırken de şunu unutmamak lazım. Astarı usulüne uygun bir şekilde kullanmak gerekiyor. Mesela biz astarın kullanımı ile ilgili olarak metrekareye 400 gram kullanın deriz. Kesinlikle bunun üzerinde kullanmamak lazım. Yani bazı uygulayıcılar diyorlar ki canım ben biraz daha fazla kullanayım daha iyi yapışsın. Böyle bir şey yok. Yani tavsiye edilenden daha fazla kullandığınız zaman daha iyi bir durum oluşmuyor. Bilakis daha kötü bir durum oluşuyor. Çünkü ne oluyor? Bu astar tam kurumuyor. Üst yüzeyi kuruyor ama içinde kurumayan kısım kalıyor. Siz de kurudu zannediyorsunuz. Üzerine yapıştırdığınız zaman aslında membranı alta yapıştırmamış oluyorsunuz. Bu nedenle mutlaka ve mutlaka usulüne uygun bir şekilde kullanmanız, uygulamanız gerekiyor. Tabii astarı uygulamadan önce yüzeyin de astara uygun bir hale getirilmesi lazım. Yani yüzeydeki boşluklar, çatlaklar vesaireler bunların yine usulüne uygun bir şekilde, yine bizim teknik köylerimizde belirttiğimiz şekilde onarılması, tamir edilmesi, doldurulması gerekiyor. Buna göre yaptığınız zaman çok düzgün bir yüzey elde ediyorsunuz ve astarı da çok iyi bir şekilde uyguluyorsunuz. Özellikle biz su bazlı astar kullanmanızı tavsiye ediyoruz. Niye? Çünkü beton bunu iyice yüzeyinde emiyor. Bünyesini emdiği için de çok daha iyi bir tutunma sağlıyor bunun üzerine yapılan uygulamalar. O nedenle bitümlü astarlardan su esaslı olanlarını, yani bitüm emülsiyonunu kullanmanızı tavsiye ediyoruz sizlere. Tabii yine sizin projelerinizden tanıdığınız ya da kullandığınız bizim de bitünün ürün grubumuzda yer alan bitünün astar gerçekten çok kaliteli bir malzeme. TSO 113'e göre uygulanıyor bu malzeme, üretiliyor. Ve bu malzemeyi de bizim bayilerimizden çok rahatlıkla temin edebilirsiniz. Bununla ilgili teknik köylerimize bir web sitemizden ya da bu videonun sonundaki bağlantıdan erişebilirsiniz. Ayrıca özel projeleriniz için Ondül'ün teknik ekibinden her zaman destek alabilirsiniz ve onlarla iletişime geçebilirsiniz. Unutmayalım ki doğru bir proje ve doğru uygulama her zaman önceliğiniz olmalı. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz Atilla Bey. Çok sağ olun. Hoşça kalın. Hoşça kalın.